Yemeğimiz için yaklaşık 500 gram kadar Brüksel lahanası kullanacağız. Brüksel lahanalarımızın birazını ayıkladık. Bilmeyenler için de şöyle birkaç tane ayırdım. Hemen nasıl temizlediğimi göstereceğim size. Şöyle üstten hafifçe kesiyoruz, çok dibe inmeden. Ve hemen üst iki yaprağını koparıyoruz. Bu şekilde. Brüksel lahanalarımızı bol suda güzelce yıkayalım ve süzülmeye bırakalım. Yemeğimizi pişirmek için tenceremizin içerisine zeytinyağımızı alıyoruz. Ardından bir adet küçük boy yemeklik doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kısık ateşte pembeleşinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika kavuruyoruz. Soğanlarımızı hafifçe bir kavurduktan sonra bir adet büyük boy doğranmış havucumuzu ekliyoruz. Havucumuzu da 1-2 dakika kadar soteliyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçamızı ekliyoruz. Salçamızı da yaklaşık 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Brüksel lahanamızı ekliyoruz. Lahanamızı da 1-2 dakika kadar soteliyoruz. Şimdi yemeğimizin suyunu ekliyoruz. Bu arada yemeğimiz için sıcak su kullanıyoruz arkadaşlar. Yemeğimizin suyunu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı toz şeker ve biraz da tuz ekliyoruz. Çay kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde tuz ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimizi şöyle hafifçe bir karıştıralım. Şimdi yemeğimizin altını yüksek ateşe alalım ve yemeğimizi kaynamaya bırakalım. Evet, yemeğimiz kaynara düştü. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Ocağımızın altını da kısığa alıp kısık ateşte yemeğimizi yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet, yemeğimiz yaklaşık yarım saat gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tenceremizin kapağı kapalı bir şekilde yemeğimizi 10 dakika dinlendirelim. Ardından servis edelim. Evet, yemeğimiz servise hazır. İnanılmaz güzel kokuyor. Tam kıvamında harika bir Brüksel lahanası tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.